değerli genç kadınlarımız, arkadaşlarımız, bu ilham verici etkinlikte bugün sizlerle olmak gerçekten benim için çok değerli. İsmim Feyzan Erdem, ben Power Group Genel Müdürüyüm. Aslında kendi öykümü anlatmak isterdim ama süremiz kısıtlı. O nedenle bu öyküye giderken neler yapmalı bir parça onlardan konuşmak istiyorum. Endüstri mühendisiyim. İşletme mühendisliği master'ın ardından yaklaşık 20 sene Türkiye'de ve farklı ülkelerde teknoloji ve dijital dönüşüm üzerine danışmanlık yaptım ve danışmanlık ekipleri yönettim. Ve son 2 senedir İnsan Kaynakları Şirketi'nin genel müdürüyüm. Çünkü dönüşüm, değişim her yerde ve hepimiz için kaçınılmaz. Bugün burada geleceğin aranan yeteneği olmanıza bir nebze de katkı sağlayabilmek için buradayım. Evet arkadaşlar, değişimin gücü o kadar yüksek ki pek çok araştırma yapılıyor bu konuda. Geçen sene yine KPMG'nin yapmış olduğu bir araştırmada büyümeyi tehdit eden riskler arasında en büyük riskin gelişen yeni yıkıcı teknoloji ve siber güvenlikten geldiği açıklandı. Dijitalleşen dünyada bu hıza ayak uyduramayan kurumların maalesef çağın gerisinde kaldığını gözlemlemekteyiz. Aynı şekilde yetenekler tarafında artık yeni yetenekleri geliştirme kısmı tartışmaya açık değil. Çünkü bu dönüşüm en başta bizden, insandan ve yeteneklerimizden başlıyor. Yine PwC'nin geçen sene yapmış olduğu CEO araştırmasında ortaya şöyle bir sonuç çıktı. CEO'larımızın %48'i dijital, sosyal ve teknik beceri tarafında aradıkları yeteneklere ulaşmakta güçlük çektiklerini ortaya koydular. Belli eğitim programlarıyla bu desteklense bile %28'i de şu an aslında mevcut yetenekleri elde tutmanın öneminin farkındalığı ve bunun için yapılması gerekenler konusundaki aksiyonlarını paylaştılar. Buna ilave olarak Manpower Group olarak son 3 senedir yaklaşık 44 ülkede 24 bin işverenimizle birlikte bir yetenek açığı raporu yayınlıyoruz. Bu raporun metodolojisine ve amacına baktığımız zaman aslında 44 ülkede en çok hangi meslekler aranıyor, hangi yeteneklere ulaşılmakta zorluk çekiliyor ve kurumlar hangi yetenekleri bünyesine katarken sıkıntı yaşıyorların sonuçları ülke bazında ortaya çıkıyor. Geçen sene dünyadaki oran %54. Yani 100 işverenden 54'ü aradığı yeteneğe ulaşmakta zorluk çekiyor. Bu ülkelerin başında %88 oranla Japonya gelirken Türkiye'nin oranı şaşırtıcı arkadaşlar. Neden şaşırtıcı? İşsizliğin %14'lere tırmandığı, genç işsizliğin %26'lara geldiği, kadın genç işsizliğimizin ki bu çok yani üzüldüğüm bir konudur ve üzerinde çok da çalıştığım bir konudur, %30'lara geldiği bir ekonomi düzeninde %51 aranan yeteneğe ulaşılamamak gerçekten doğru yerde miyiz? Doğru yetkinliklere mi yatırım yapıyoruz? Neleri değiştirmeliyiz konusunda hepimizi düşünmeye sevk ediyor. Peki bu yetenek açığı analizine baktığımızda ölçek olarak ve alan olarak neyle karşılaşıyoruz? Aslında büyük ölçekli kurumların %61 oranında doğru yeteneklere ulaşmakta sıkıntı çektiğini, onu takip eden küçük ölçekli firmaların da %55'lik oranla yine aradığı yeteneklere ulaşamadığını görüyoruz. Buradaki tanımlarımızda büyük ölçekli firma çalışan sayısı 250'den yüksek olan, küçük ölçekli firmada 10 ila 49 arasında olan firmalar olarak özetleyebiliriz. Zor bulunan yetenekler hangileri? Aslında hep bana şu soru geliyor, işte geleceğin meslekleri neler olmalı? Ben diyorum ki ben bunu konuşmayı çok sevmiyorum, ben geleceğin yeteneklerini konuşalım istiyorum. Zor bulunan yeteneklere baktığımızda, zor bulunan yeteneklerin en başında yetkinlik ve beceri gerektiren meslekler geliyor arkadaşlar. Çünkü üniversite mezuniyeti sonrasında herkes beyaz yakalı olmak istiyor. Hani hepimiz bir yerlerden başlamak istiyoruz. Ama şu an dijital dünyada, dijital teknolojilerle, yeni nesil iş yapma modelleriyle, endüstri devriminin
getirmiş olduğu becerilerle donatılmış uzmanlaşma maalesef ülkemizde gitgide azalıyor. Dolayısıyla en çok aranan yetkinlik grubunda derinleşmiş beceri, bilgi ve aynı zamanda doğru soft skill'lerle desteklenmiş meslekler grubu geliyor. 2018 yılındaki en son Dünya Ekonomik Forumu'nda Geleceğin İşleri raporu yayınlandı. Bu rapor çok da konuşuldu. Robotlar insanların yerini alacak mı? Rakamlara baktığımızda da ve katılımlara baktığımızda da evet, 2018'den 2025 yılına robotların çalışma saatleri, insanların çalışma saatlerine kıyasla 2025 yılında daha da artıyor olacak. Bu doğru. Fakat bunu şu şekilde yorumlamak çok büyük bir hata olur ki robotlar insanların mesleklerini ellerinden almayacak. Robotların iş gücüne katılımı, robotların makinelerin iş gücüne katılım oranı kadar kişilerin de iş gücüne katılım oranı yüksek. Fakat değişim var, yetkinlikler değişiyor, aranan özellikler değişiyor ve bu tarafta kendimizi dönüştürmemiz gereken alanlar değişiyor. Geleceğin yetkinlikleri neler olacak? Geleceğin yetkinlikleri, şu an önümüzdeki 5 senenin mesleklerini konuşuyor olsak 3'te 2'sini şu an bilmiyoruz. Peki bilmediğimiz şeyi nasıl yöneteceğiz? Bilmediğimiz şeyi adaptasyonla, öğrenilebilirlikle yöneteceğiz. Çağımızın en temel, en büyük yetkinliği şu an adaptasyon ve öğrenilebilirlik. Dolayısıyla geleceğe baktığımız zaman fark yaratabilecek, öğrenilebilirlik yeteneği yüksek, İnisiyatif ve risk alabilen, iletişim becerileri yüksek, sorgulayan, özgüvenli, empati yapabilen, takım çalışmasına yatkın, lider ruhlu çalışanlar geleceğin yetenekleri olacak. Aynı şekilde geleceğin meslekleri, peki bu yetkinlikler hangi meslekleri besleyecek? Dijitalleşmeyi çok konuşuyoruz, teknolojiyi çok konuşuyoruz. Artık veri çok değerli, verisiz hareket eden firmaların rekabette şansı yok. Dolayısıyla veri bilimciliği, veri analistliği, büyük veri, yapay zeka, siber güvenlik geleceğin meslekleri arasında. Bunun yanı sıra bunlarla kalmıyor, geleceğin mesleklerinde yine insani etkinliklerin ön planda olduğu satış, pazarlama, müşteri hizmetleri bir parça daha şekil değiştirerek geleceğin meslekleri arasında. Peki operasyonel tarafta insan kaynakları, finans, evet arkadaşlar, buradaki yetkinlikler çok değerli. Çünkü yine bu rapor şunu söylüyor. Evet, 75 milyon rol yok oluyor ama 133 milyon rol ekosisteme yeniden giriyor. Peki bu yetkinlikler ne oluyor? Bu yetkinlikler artık şekil değiştiriyor. Çünkü kendini tekrar eden, manuel ve katma değer yaratmayan işlerin yerine stratejik düşünen, şirketin hedeflerine, verimliliğe katkı sağlayan yetkinlikler ön plana geliyor. Artık dikkat ederseniz firmalarda şirketin hedefleri sadece satış, pazarlama, üretim departmanının hedefleri değil. Rakamsal olarak da insan kaynakları departmanları, finans departmanları, tüm operasyonel, back office dediğimiz departmanlar da aynı şekilde verimlilik, karlılık, şirketin büyüme hedeflerinin parçası. Çünkü stratejinin parçası. Ben sunumumu özetleyecek olursam ve ne yapmalıyız 3-4 cümleyle aktaracak olursam öncelikle şunu diyorum. Arkadaşlar, hiç kimsenin sizi keşfetmesini beklemeyin. Çünkü hiç kimse sizi keşfetmeyecek. Önce siz kendinizi keşfetmeniz gerekecek. Yola çıkmak için kendinizi keşfedin, kendinize inanın. Her şeye inanın, buradan başlıyor. İkincisi, Bahadır Bey de çok güzel bir şekilde ifade etti. Merak edin. Merak artık çok değerli bir konu. Eskiden denildiği gibi büyüklerimizin hani hep meraktan kaçınılırdı. Artık öyle değil. Merak edin, öğrenmeye çalışın, anlamaya çalışın. Ve gerçekten merak etmek, öğrenmeyi destekleyen en önemli unsurlardan bir tanesi. İletişim, iletişim, iletişim diyorum çünkü bizler sizi, sizin kendinizi ifade ettiğiniz kadar anlıyoruz. Siz kendinizi ne kadar ifade ederseniz
Ekosisteminizdeki paydaşlarınız, yöneticileriniz, iş arkadaşlarınız sizi o kadar tanıyacak ve anlayacaklar. Dolayısıyla iletişim bugünden itibaren üzerinde çalışmanız gereken bir konu. Ve aynı şekilde kendinizi nasıl ifade ettiğiniz kadar yeteneklerinizin farkındalığı. Üniversite yılları çok değerli yıllar, çok doğru değerlendirilmesi gereken yıllar. Yeteneklerimizi bu yıllardan fark ediyor olmak bize başlangıçta çok büyük hız ve ivme kazandıracak. Bu nedenle üniversite yıllarında yapmış olduğunuz stajları önemseyin, stajlardan çok şey almaya çalışın. İş birlikleri yapın, sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer alın ve öykünüzü şimdiden yazmaya başlayın.